Hadi bakalım. Onun dışında dün evet 3 kişi geldi dedi abi evini bulduk. Nasıl buldunuz dedim. İşte bilmem ne fotoğraflarına baktık ve o fotoğraflardan bulduk demişti. Ve ben de bunu çok heyecanla anlatmıştım. Ama bir daha evime gelirseniz büyük ihtimal tepkim aynı olmayacak. Çok heyecanlanmıştım ben de. Güzel oldu da yani. Çünkü bir daha evimi yakın sürede bulan birisi varsa demek ki 3 kişiden biri evimin adresini sızdırmış. Ve insanlar geliyor. O zaman rahatsız olurum ve hoş karşılayamam. Çünkü düşünsene ben orada... Yani benim özel yerim ve sürekli kapı çalıyor. Böyle tam böyle kapıyı kapatıyorum. 2 dakika içeride film izliyorum yine zil çalıyor. Kapı zilini sökerdim herhalde yani. Sonuçta adam bir kere geliyor. Okey ama yani private property abi property'de de bir özel mülkte. Şöyle bir durum da var. Şimdi bir kere biz arkadaşımla beraber etrafta dolaşıp parkur yapacağız ama çok da havalı. Herkes deliler gibi parkur yapıyor o zamanlarda. Parkur videoları da şey. Ben de böyle gaza giriyorum bugün parkur yapacağım falan filan derken. Tamam dedik. Okey. Başla. Bir tane çok kilolu Ahmet diye bir arkadaşım vardı. Bir tane Mert diye arkadaşım var. O da vardı. Hala var öldüler gibi diyorum lan. İkisi de var hala. Sıkıntı yok. İkisi de yakın arkadaşım. Ama birbirlerini tanımıyorlar. Mert birazcık daha böyle havalı. Böyle kasıntı biraz. Havalı olmaya ve kızlara da artistik taslamaya çalışıyor. Parkuru da iyi yapıyor. Ters taklalar falan atıyor. Bunun için de okulun duvarında böyle okulun duvarına basıp ters taklalar atıp çok havalı gözüküyor. Kızlar da izliyor böyle. Duvara basıp ters takla atan biri falan diye. Ben de hep böyle bana da öğret diyordum ama ben çok cesaret edemiyordum. Çünkü kafası bak bir kere ters takla atıyordu. Betona kafası şöyle geçti, gördüm onu. Kafası gelseydi kafası ortadan ikiye ayrılırdı. O kadar fena bir şeydi. O adamın ucu ucuna attığı tüm taklaları görüp şey oluyordum böyle. Hayır ben denememeliyim bunu oluyordum. Korkutucuydu. İşte Ahmet de ilk kez parkur edici. Göbek falan filan var. Adamla bir şey yapamıyor. Mert atladı. Böyle lazy vault dediğimiz bir şey yaptı. Ondan sonra en kolay vaultlardan bir tanesi. Sonra Ahmet de atladı arkasından. Ve o da ne? Bir adam geldi dedi ki burası özel mülk dedi. Tuttu arkadaşımı ama tam bir gerçekten anasına sövmelik bir adamdı. Gitti sigarası da var. 2 tane bir kız çocuğu var. Karısı var yanında. Biz de o zaman 13-14 yaşında falanız yani. Geldi burası özel mülk dedi ama sitenin içi tamam mı? Ve site bizim sitemizin yanındaki site falan böyle. Yani çok da şey değil. Adam bütün siteye sahip olamaz yani. O kadar zengin olamaz. Kılık kıyafetinden belli. Dedi burası özel mülk dedi. Ahmet'i tuttu böyle. Dedi Ahmet yalnız kolumu şu an çok fazla sıkıyorsunuz. Bırakır mısınız dedi. Adam sıkmaya devam etti böyle. Çok fazla sıkıyorsunuz dedi. Şu an babam da polis dedi. Şimdi gerçekten kötü sonlanabilir bu şeyler falan dedi böyle. Ondan sonra adam sigarayı aldı Ahmet'in eline söndürdü. Ve biz böyle olduk. Bir şey dedi mi? Küçücük çocuklarız. Bir de kızının yanında yapıyor. Küçücük böyle 3-4 yaşında bir şey var böyle. Kızı var. Sarı saçlı bu çok güzel. Adam da tam bir keko. Tam bir keko yani. Karısına yazı, karısı da karısının da aklına sıçayım zaten. Yani o adamla nasıl evlenebilmiş? Ya da yani hiçbir şey demedi. Kocasından korkuyor büyük ihtimal. Bildiğin şey oldu böyle. İzledi. Arkadaşımın elinde sigara söndürüşünü. Sonra biz de gittik yani. Şey de yapamayacağız. İri, kaba bir böyle bir adamdı. Gerçekten oksijen israfı. Buradan işte özel mülk aklıma geliyor. Benim evim de özel mülk de yani. Ben adamın evine girip de kapıyı çalıp da kardeşim çık aç kapıyı falan demedim yani. Sitenin kapısına atlayıp ama sitenin kapısı da şeydi böyle. Şu kadar bir şey şöyle bir şey. Yani atlayıp tekrar yapabiliyorsun. Sitenin kapısı da kesinlikle altımızın ağırlığında ezilecek bir şey değil. Yani 1000 kere atla hiçbir şey olmaz. Yani çok hiç zararsız sıfır zararsız bir şeydi. Ve sitenin içerisine de zaten... İstesek böyle yürüyerek girebiliriz yani. Sadece orada parkur falan tarzı bir şey yapmaya çalıştık. Parkur dediği de yani atlayıp zıplayıp ne bileyim ilginç hareketler de yapmadık o kadar. Garip garip şeyler. Uf, o adam acaba ne yapıyor? O kadar sinirlendim ki yine tekrardan. Yani düşünsene 30-40 yaşında adamsın böyle ve yani karısına da büyük ihtimal kötü davrandığına eminim. Böyle
insanları sevmiyorsun. Küçük çocukların elinde sigara falan söndürmeye başlıyorsun. Güç gövde gösterisi. Ya bu nasıl bir hayat abi? Yani büyük ihtimal o da annesinden babasından kapmış olur. Çünkü böyle sevgi saygıyı anne babadan kapıyorsun ya en başında. Çok annesi babası bu şekilde kötü bir şekilde davrandıysa adam da o şekilde olmuştur yani. Adamın da bir seçeneği varsa da çok ufak bir şekilde kullanabiliyor o seçeneği. Neyse, keçkelerimiz var. Şimdi onları götüreceğiz. Sohbet güzel ama artık daha fazla rahatsız edici insanları şey yapamıyorum. Ahmet'in babası harbiden polis miydi? Polisti. Ama yani adamı tekrardan nasıl bulacağız? Yani bir de uğraşır mısın? Yani çok saçma saçma insanlar. Oo, ben keçkeler bu arada kesinlikle düşme hasarı almıyor da ben alabiliyorum. Siz birazcık arkadaşlar birazcık daha şöyle gelseniz ha. Ha gelin. Buradan atlayacağız şimdi. Zıpla, zıpla. Aferin. Aferin oğlum. Çok güzelsin. Evet. Gel bakalım. Sana saman da yedireceğiz. Sizi çiftleştireceğiz de. Bunların ikisi de şimdi kız değil mi? Bizim bir tane daha keçke oğlanımız var. Kız bulduk ona. Ona götürüyoruz şimdi. Bakalım beğenecek mi? Sevecek mi? Göreceğiz. Gelin keçkeler gelin. Aynen öyle. Şu hızlanın. Hızlan. Takılma. Takılma kızım. Canım kızım. Gel bakalım. Tamam. Kurban bayramı bitti ama. Ya kurbanımızı biz zaten kestik. O zaman şöyle getiriyorum arkadaşlar. Gel abi. Gel 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 gel. Gir 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 gir. Tamam çok da girmeye gerek yok aslında. Şurada buğday var mı? Hiç mi buğday yok? Ama buğdayların hepsini nereye koydum? Buğdayların hepsini nereye koyduğumu bilmiyorum. Neyse keçkeler çok fazla uzağa gidemez zaten. Ben de o sırada şöyle yapabilirim. Şunları şimdilik atayım. Şuradan sadece bir buğday çalıyorum. Hayır bir buğday çalıyorum. Kendimden nasıl çalabilirim? Çalıyorum. Ondan sonra gelin abilerim. Ben size güzel bir yer yapacağım ama şimdilik böyle. Oğlum inatçı keçim manyak. Tamam inat etme o geçsin. Tamam. Ha şöyle. İnatçı keçinin hikayesini bilir misiniz? Aynı köprüden geçecekler geçecekler. Sonra yok o benim köprüm yok şey senin köprün değil derken. Sonra da boku yiyorlar ikisi de kapılıp boğulup ölüyor. Üzücü bir hikaye. Ben üzülüyordum keçilere. Ben 5 yaş hikayem olduğu için bu. Sürekli. Ölen bir keçinin olduğunu duymak kötü hissettiriyordu. Tamam geldiniz arkadaşlar. Çok iyi. Kim? Lan lan bu gerçekten inatçı. Hiçbir hayvan böyle yanmıyor. Manyak. Alo. Alo gel. Aa götü boklu. Sürekli bir şey var. Götünde kurt var. Tamam iyi. Onun dışında sen de şöyle gel artık. Tamam. Şimdi aksenotlarımıza güzel bir yer yapmamız lazım. Ne yapabiliriz? OW istiyoruz. OW yaparız abi. Güncellerim odamı. Sadece bilemedim ya. Odam çok dağınık oluyor genelde. OW içinde uygun ortamda olmayabiliyor. Kalıyor öylece. Tamam. Şimdi zaten şeker kamışlarımız deliler gibi var. Biz birazcık yaprak yapalım. Onun dışında kaplumbağa yumurtalarını bugün baya baya aldık dün. Onları çiftleştireceğiz. Güzel olacak. Tamam. Bunları koy. Barutları koy. Tam tersi yapıyor. Ben neden hep bunu karıştırıyorum? Hep aynı şeymiş gibi hep karıştırıyorum. Tamam barutumuz daha fazla yok. Bunları da stoklamam lazım benim ya. Ben o zaman taşlar burada mıydı? Tamam terakodaları da buraya koyacağım. Buraya sıralandıracağım birazcık daha. Nether kuvarsı onun dışında bilmiyorum. Ha bu. Buna gelecek olursak. Neden bu kadar fazla vagonumuz var? Neden bu kadar fazla kızıltaş meşalemiz var? Biliyorsunuz dün anlattım. Hatta videodan gelen izleyen kişiler de var şu an. Videodan geliyorsanız. Evet. Videoda merak ettiniz. Ne yapacağımızla alakalı. Olay şu. Biz Minecraft'ın en zor yapılan başarımını kazanmak istiyoruz. O yüzden de böyle bir şeye başladık. Aynı anda tüm iksir etkilerine sahip ol. Öfkeli bir kokteyl başarımı bu. How did you get here de aslında İngilizcesi nasıl buraya geldik olması lazım. Öfkeli bir kokteyl koymuşlar adını. Aynı o şekilde. Bunda bütün iksir etkilerine sahip olmanız lazım. Yani gideceksiniz. Ben bunun listesini yaptım bu arada. Listesini okumak istiyorum. Bütün listeyi okuyayım size. Şimdi tüm efektler diye. Çok uzun. Tek nefeste okuyamam yani o denli. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Evet.
Bu başarımı kazanmak için sahip olmamız gereken tüm hepsi. Yükselme, zıplama desteği, görünmezlik, açlık, köyün kahramanı, acele, parlama, ateş direnci, Yunus'un lütfu, oluk öngörücü, körlük, kötü kehanet, emiş, direnç, yenilenme, zehir, gece görüşü, tüy düşüşü, bulantı, madenci yorgunluğu, vitir, suda nefes alma, güç, zayıflık, hız, yavaşlık. Bunların hepsini almamız lazım. Biraz az geldiyse bilmiyorum yani. Bunların hepsini alabilmenin belli yöntemleri var. O yöntemlere göre yapacağız abi. Ondan sonra hani ne kadar yaparız, ne kadar yapamayız zaten hiçbir fikrim yok. Gerçekten. Biraz baygınlık verici olabiliyor. Üzgünlük derecesinde. Ya, oluyor böyle şeyler. Ama birçoğu kolay. Yunus'un lütfu, Oluk'un gücü. Oluk'un gücünü de alabiliriz zaten. Şu şekilde yani. Burada bir yerde biz Deniz'in kalbini bırakmış olmamız lazım. Deniz'in kalbini biz oyunun en başında aldık. Ben bunu net hatırlıyorum. Ah burada Deniz'in kalbi. Hatta bunu Nautilus kabuğu da var. Bunları birleştirince bir şey yapabiliyor muyduk? Böyle mi yapıyorduk hatta? Böyle mi craft ediyorduk bunu? Hiç bilmiyorum bunu nasıl yaptım. Deniz'in kalbiyle neyi şey yapıyorduk? Bunları aldım. Ama bir şey oldu belli. Sadece tek sıkıntı. Bizim gidip bir tane su tapınağı falan bulmamız lazım. Oradan da getirmemiz lazım. Shulker getirmemiz lazım bu başarım için. Shulker'larımızı yükseltme vermesi lazım. Hani saydığım kaç tane var bu arada? Kaç tane efekt almamız lazım bu başarım için? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tane iksir efekti almamız lazımmış. Sadece şunu yapabilmek için. Öfkeli bir kokteyl yapabilmek için. Yani bunların birçoğunu da zaten Yunus'un lütfu, Yunus'tan alıyorsun. Ondan sonra Deniz'in kalbiyle bir şeyler yapıyorsun. Uzun iş ama yapılır. Olur öyle şeyler. Deniz'in kalbiyle nasıl yapıyorduk? Tam hatırlamıyorum. Neyse bizim ama fişeklerimiz var. Şimdi gece gece hızlıca gideceğim. Birazcık yer keşfedeceğim. Bir tane su tapınağı falan filan bir yer keşfedebilirsek oradan gidelim. Şuraya da işte yumurtaları falan bırakırız ondan sonra. Çok da uzaklaşmak istemiyorum yani. Su tapınağı bulursak hızlıca gideriz. Ne mi işe yarıyor? Şu işe yarıyor abi. Suyun altında Deniz'in kalbi ya. Koyuyoruz. Belli mekan hazırlıyoruz. O mekanı hazırladıktan sonra bize ekstradan nefes alınacak bir alan sunuyor. Yani sen istediğin kadar şu alan de. Oranın içinde istediğin kadar dur. İstersen 2 saat suyun altında dur. Boğulmuyorsun abi. Böyle bir olay. Güzel bir olay da. 8 kabuktan mı yapılıyor? Ha, ben bir tane yapılıyor sanırım. Ben onu bir kere yaptım. O da 2019'da ilk böyle yayında falan oynarken öylesine yapmıştım. Ta o zamandan yani. O yüzden kaç kabuk olduğu vesaire hiç hatırlamıyorum. Kalmış öyle. Ve burada başka bir tane köy var. Burada Yunuslar var. Mesela buradan Yunus alacağız. Zaten iplerimiz falan da vardı. Buradan kayışla bağlayacağız onları. Ve mesela bak Yunus'un lütfunu aldık bile. Bir Yunus'u almakla olay. Geriye kalıyor 25 tane efekt. Onlardan 9'unu kendimizin yaptığı iksir şişelerini içerek, geri kalanlarını 3 tanesini yemek yiyerek, yemek zehirlenme, açlık falan filan o tarz şeyleri yiyerek alacağız. Ve o şekilde olacak, bitecek. Ve yakın zamanda yakın yerde su tapınağı yok gibi. Bu işte çok zorlu. En büyük zorlayıcı kısmı burası galiba. Ya da ben optimal bir yere de kurabilirim. Kurulabilirim. Aynen. Optimal bir yere de kurulabilirim. Evimin yanında değil de başka bir yere sistemi koyarım ki bu başarımı alayım. Çünkü su tapınağı büyük ihtimal yakın zamanda güzel bir yerde bulamayacağız. Şuna baksana. Bütün okyanusta hiçbir yer yok. Batık var. Batıklar zaten batmış abi. Biz ne yapalım? Netrite aldıktan sonra batıklar biraz açgözlüğe giriyor yani. Her şeyin var abi. Alabileceğin her şeyi almışsın bu dünyada. Hala yani ölmüş korsanların birkaç hazinesi var. Belki çocuk çoluğu, çocuğuna mektupla yolladı. Bir tane gözcü, öncü yolladı. Belki geri dönecek adam. Yani neden adamları yağmalıyoruz ki? İlk zamanda ihtiyacımız vardı. Şimdi ben eve geri döneceğim. Çünkü burada yakında su tapınağı varmış gibi durmuyor. Şurada da ametist var. Tekrar biri söyler diye söylüyorum. Hepsini görüyorum. Hiçbire ihtiyacımız olan bir şey değil. Bize daha çok dediğim gibi su tapınağı lazım. Tek lazım olan şey şu an o. Shulker'ımız var. Entity'ye çok hızlı gidebiliyoruz. Oradan Shulker'ın efektini zaten çok hızlı alacağız. Yunus'umuz da çok yakın bir yerde var. Etti 2 efekt. Geriye kaldı 24. 9'unu zaten iksirlerden yapacağız. İksirler o kadar sıkıntı değil. Oradan da hızlı bir matematik yaptıktan sonra çok az kalıyor. 15 tane kalıyor. Gibi gibi. Yeşil seni açmış. Teşekkür ederim. Pa 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 pa.
Bir de buraların hepsini işte ağaçları kesip böyle buğday vadisi yapacağım. Çünkü çok güzel duruyor. Çok tatlı duruyor buralar uzaktan baktığında. Baksana. Hatta şöyle bir kere daha yükseleyim. Şöyle bir kere daha yükseleyim. Hani şuradan uzaktan baktığında o kadar iyi duruyor ki. Mis gibi. Bu sadece ufacık bir şey. Bunu yapmak bile bayağı zamanımı aldı. Yani bir saat falan yeni ekinler alıp koymak bir saatimi abarttım. Yarım saatimi aldı. Yarım saat çok fazla bile bunun için ya. Gerçekten. Tabi arkada arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Alt tep atıyorum falan filan. O tarz yapıyorum bir şeyleri ama olsun, yine de uzun yani. Uzun iş. Gerçekten. Değil mi? Tontek. Tipe bak. Onun dışında sizlere gerçekten zayıflık iksiri yapamadım belli bir süredir. Beni affetmeniz lazım. Yani beynimi istiyorsunuz değil mi zombicikler? Buraya da güzel bir şekilde alan açmam lazım. Sürekli her zombi gelip bunları yok etmeye devam ediyor. Peki benim en son 56 bakır külçesi koymuşuz. Şunları koy. Tamam. Başka neyimiz var? Netrite falan filan. Neden yayları? Aa doğru, yayları dispenser için yapmıştık. Ben neden 3 tane yan yaptığımı sorguladım bir an. O zaman bizim fırlatıcıya da ihtiyacımız olduğundan dolayı bu en hani Minecraft'ın en zor başarımını kazanmak için gidip de birazcık redstone kazmamız lazım. O yüzden de yine rastgele bir yerden kazmaya başlayayım mesela. Nereden kazmaya başlayayım abi? Şuradan bir yerden aşağı inelim. Tamam, burası gözüme güzel gözüktü. Aha da bakır falan da var. Tam birazcık da bakır da alınır. Fena değil. Abi klavye kendine gel. Tamam güzel. Pam pam param bam. Köylere tuzak kapısı koy, öyle hiçbir şey yapılamaz. Öyle mi yapayım abim? Yanına blok koyacaktım, çit koyacaktım da direkt. Çünkü ben oradan ulaşamıyorlar sanıyordum. Hatta şey de yapabilirim, zombilerin ulaşamayacağı bir şekilde sadece etkileşime geçebildiğimiz ama hiçbir şekilde gidip de hani öldürme mesafesi zombilerin yetmeyeceği şekilde. Zaten sadece zombiler oraya atak olarak saldırıyor. Onun dışında evet. Envanterimi düzenleyip de çıksaydım keşke evden, böyle uğraştıracak. Benim daha en aşağı gidip kızıl taş kazmam gerekecek. Sonra da kaplumbağalara girişeceğiz. Kaplumbağalara girişmek de öyle şey, garip bir şey oluyor ama kaplumbağaları çiftleştireceğiz falan da filan da, kaplumbağa yumurtalarını koyacağız, bekleyeceğiz ondan sonra. Olay tamamen bu. Selam dost. Selam. Merhaba. Artık o kadar kolay ki bu adamlar. Hiç uğraşasım gelmiyor ama benim zırhım yok. O yüzden kolay değil bir tık. Evet. Bunu tamamen bir saniyeliğini unuttum. Hala. Hayır. Şunu al. Şunu koy. Hah. Şimdi gayet iyiyiz. Bundan sonra vuramazlar. Ama o kadar umursamaz vuruyorum ki ölümüm bile olabilir bu umursamazlık. Gel Creeper'cim. Gel. Abi yani yarasaya yazık. Şimdi buradan zıplan. Şuradan git. Çok önemli değiller. Önemli olan kızıl taş. Elytra neden öyle? Abi tek şu peki indirdim. O yüzden o şekilde gözüküyor. Bam bam baram bam. Tamam burası kesin kızıl taş ya. Burada kokusu geliyor. Koku alınıyor. Yakın. Zaten buraya hiç inmemişim. Ben illa inersem bunu kırardım çünkü. Burada var mı? Koku biraz yanlış. Yok abi. Birazcık da şuradan gitsek. Ama istemediğim kadar çok çıkıyordu bunlar. Şimdi neden böyle oldu? Şimdi değişen şey ne? Birazcık da şunları alayım da. Alanım varmış hala. Oo! Ay! Abi her seferinde korkutuyor. Her seferinde korkutuyor. Bir an aklım çıktı. Neyse sıkıntı yok. Aa Axelot, tipe bak. Bizim çok Axelot'umuz var. Uzakta patlasın Axelot. Yani ölmesin diye çabaladım bir tık. Şimdi bloklarımız demir, ne bloğuydu? Ay kemik bloğu, onun için kullanmayacağım. Onun dışında buralar fena değil. Abi oyun nasıl laglanabilir single player'da? Aa ben buraya gelmişim. Aha bak, almadığım kızıl taşlar şimdi değere bindi ya. Şimdi ben bunlardan demirleri atarım. Daha çok kızıl taş lazım çünkü. Bir de creeper falan gelirse diye şöyle bir yer açayım da sonra bok yemeyeyim. Kaç tane aldık? 44 tane. Tamam 44 tane de gayet yeterli bizim için.
Peki, burada var mı? Oha! Bir dakika, bir dakika, gerçekten mi? Oğlum ben elmas kazma videomda buralardan geçmişim, bunu görmemişim. Gerçekten mükemmelim. O kadar elmas kaz şey yap, mis gibi. Bak, şimdiden tekrardan videonun ne kadar gerçek olduğunu kanıtlayacak hareketlerden birini yapacağım. Elmas kazacağım ve bir kere de ne kadar gelecek tek seferde. Şimdi neyi atabilirim ben bunun için? Ne atılır ne atılır? Çürüketleri at. Şuraya da al. Bir tane kazdım, iki tane geldi. Toplamda dört tanem var. Tamam, dört tane kazdım, altı tane. A5. Bir dakika, yanlış kazma mı? Yo. Oha, çok şanssız geldi lan bu. Sadece iki tane arttı. Normalde şu an 15 tane falan gelmiş olması lazım. Yani RNG'yi o kadar tokatladı ki şu an. Ay tamam, bir de kanıtlayacağım dedim ya, sonra çıkmadı böyle. Tamam, tamam. Video yalanmış arkadaşlar, onu anladık. Of. Bir dakika, başka bir yerde yine elmas falan göremediğim bir yer var mı? Kesinlikle kanıtlayacağım. Elmas bulma videosuna dönme, yayında dönmesini istemiyorum ama yapabileceğimiz bir şey yok. Ama ben bunu ilk yayında şey yaptığımda, size gösterdiğimde olması gerektiği gibi çıkıyordu. Şimdi neden çıkmadı arkadaşlar? İşte bu işte bir gariplik var. Peki ben... Aynen, düş abi. Zıpla. At bakalım. Yan cayır cayır. Şöyle bir bakayım. Ben illa bulacağım ya. Bulmak istiyorum. Orada da belki vardır. Belki ucundan vardır arkadaşlar. Ben kendimi kanıtlayacağım. Ben kendimi kanıtlayacağım. Çıkıyor çünkü, çıkıyor. Oğlum hani normalde en az iki katı veriyor bir taneden. Ama bu sefer neden neredeyse bir tane verdi onu anlamadım. Yine arada illa görmediğim elmas vardır gibi geliyor bana. Çünkü bu yoldan hiç gitmemişim. Oha! Oğlum bu ne? Gerçekten o kadar fazla... Baksanıza chat. Hadi videoda servet çalışmadı. Her elmas aldım. Bak 9. Tek seferde 3 tane geldi. Bak tekrar alıyorum. Bu sefer 10 neden böyle çalışıyor? 13 oldu. 4 arttı. 2 arttı. 1 arttı. Tamam. Kaç, en son kaçtı bilmiyorum ama yani en azından biz totalde 12 tane falan kazdık. 2 katı oldu. Yani. Ay, 21 elmas. Servet 3'ten dolayı geliyor. Yoksa ben kesinlikle neden şey yapayım ki? Ha bir de yani 1476 elmas. Servet 3 olmasa bana kaz deyin, bana para verin. Deyin ki işte sana 10.000 lira vereceğiz. 1476 gerçi o zaman kazılır da. Yani büyük yani diyecekler 100 lira vereceğim sana. Kaz bunu. Kazmam yani. Tamam, 64 tane yeterli gibi. 2 demiri de atsak, şunları da atsak. Tamam. Bunlar ya gayet yeterli. Kızıl taşlarımızı aldık, direkt çıkalım. Daha fazla uğraşmayalım. Arada da 21 tane elmasımız da oldu. Fena da değil. Hani zaten elmas bulmaya girmedik bile. Bulmaya girsek büyük ihtimal daha az çıkacağına emindim. Kaçtıkça kovaladığımız ateş böcekleri çünkü onlar. Yani illa böyle azıcık böyle trip at. Tamam, ben istemiyorum falan. Hemen çıkarlar. Creeper'lar çıkmaz mısınız? Tamam. Tüm bunların dışında birazcık daha altın falan mı alsam acaba? Hiç uğraşmak istemiyorum. Çok o kadar fazla madene girdim ki hardcore'da artık böyle illallah ediyorsun. Canın sıkılmaya, ruhun sıkılmaya başlıyor madende. O yüzden bugünlük maden yeterli gibi. Neresi buranın çıkışı? Veletciğim git babana, git babana. Ah, bir akselot daha. Tamam. Ama akselotlar çok fazla benim bölgemde. Gerçekten çok fazla benim bölgemde. Yani bu tamamen benim çiftleştirdiğim ilk akselotlardan da bağımsız ya. Aa doğru, ben şey koymuştum. O zaman şöyle yapayım. O zamana kadar illa geleceksin değil mi? Tamam. Lan. Aa takamamışım. Tamam. Oh! Güzel çıkıştı.
Onun dışında Chan Efil. Vuh, 5. ay Adalan Jess bir daha olacak mı? Yeni sezon geliyor, evet abi. Rederford 100 bit atmış. Onun dışında hiçbir şey dememiş. Sessizlik her şeyi anlatır demiş. Kızılım Sih Prime kullanmış. Cenk 41-51 Prime kullanmış. Meraklı Sağ Prime kullanmış. Yeli 3. ayında. 3 haftadan sonra Adal izleme keyfi. Neyse 3. ayımız kutlu olsun. Adal adam mucuk demiş. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şöyle gidelim. Şöyle gelelim. Güzel. Chestplate'i yanlışlıkla yere atmadım. Evet. Yanlışlıkla yere atmadım. Atsaydım artık şu olurdu. Sıkıntılı olurdu. Kafamıza da birkaç tane yemişiz. Ben bu adamlardan çok yiyorum ama. Şöyle elmasları koy. 30 elmas. Güzel. Benim şimdi kaplumbağa yumurtalarını koymam lazım. Böyle bir olay var. O makromu kullanıyorsun. Ne alaka lan oğlum? Bunda da yani vanilya oynarken Minecraft'ta makro nasıl kullanayım? Bu makrocular türedi böyle. Hadi Bed Wars'ta de makro kullanıyor falan de yani ağla böyle de. Yani burada makro kullanmanın bir şeyi yok gibi yani. Zombi vur. 1.16 arkadaşlar. 1.16'da ne kadar hızlı tıklarsanız o kadar weak'sinizdir. O kadar zayıf bir bok parçasınızdır yani. Sadece sakince durup sakince vurmanız lazım. Bu kadar. Başka bir şey yok yani, yapabileceğimiz bir şey yok. O zaman benim ne kadar kumum var? Çok az kumum var. Ben bu kumları alıp ufak bir yere ucundan tatlı bir şekilde koymaya, serpiştirmeye başlayacağım. Şurası olur. Burada zaten axolotlarımız falan da olacak. Axolotlarımız zaten de var. Yani şöyle koyalım. Aşağı kısımları da böyle iyice kum olsun istiyorum ve böyle sahil havasında olsun istiyorum. Bir yanında böyle buğday tarlası, bir yandan böyle hani kumsal, birazcık şezlong. Değil mi? Tipe bak. Bu mesela benim axolotum bile değil. Direkt kendisi spawn olmuş. Yani nadir axolotu bulduğumuz olayda da mesela o çok şeydi. Nadir axolotu bulduk. Mekanı çok iyi seçmişim. Sürekli olarak yeni axolotlar geliyor. Özellikle de camla kapattığınızda böyle ametistlerle kapattığınızda ekstra bir anlam oluyor. 5 katına 10 katına falan çıkıyor axolotların çıkma olayı. O zaman benim kum almam lazım. Yeni küre... Aa, elmas kürek bayağı sıkıntı. Ben onu yenileyim o zaman ya. Yenilemem şart. Şunu al şuraya koy. Sen de... Aa, sen de, sana tamir basmamışız hiç. Evet, sana neden tamir basmamışız biz hiç? Biraz üzücü olmuş. Onun dışında yine ıvır zıvır bırakma hattı koyacağım. Bu çok sinirim bozucu olmaya başladı. Tamam, şunları koy. Demirleri şuraya koy. Obsidyenleri koy. Başka ne yapabilirim? O kadar fazla eşyam var ki. Şunları kağıda çevir. Bu da ıvır zıvır kısmına gider zaten. Kağıtlar. Nether kuvarsı da öyle. Yani. Ha, bir de humbucker'lar var. Yeni kazdığımız bucker'lar. Şunları da şu şekilde koyarsam daha iyi olur. Tamam. O zaman sana şimdilik tamir basıyoruz. Tamir bastıktan sonra birazcık da elmas basayım. Aynen, bu da yeterli olur herhalde şimdilik. Birazcık da hani experience farmı da yapacağım. Onu size söyledim videoda ama bir süredir yapamamaya devam ediyorum. Kalıyor öyle. Niye büyü masası yapmadın ki? Büyü masası sana tamir vermiyor ki. Rastgele veriyor. O yüzden gidip de ne bileyim, büyü masası çok bir anlam ifade etmiyor. Gerçekten büyü masası kullanan var mı o kadar? Çünkü köylülerden her şeyin çok daha iyisini yapabiliyorsun. Sadece başarı için büyü masası yaparım. Büyü masası biraz weak gibi. Onun dışında evet. Metalcim birazcık da chat'e bakabilir misin? Bazı kişiler küfrediyor da banlaması zevkli olabilir. Yani saygısızlık yapan insanlar tabii ki neden chat'te bulunuyor ki? O zaman şu kaplumbağalar için şöyle gideceğim. Şurada bir benim kum aldığım alan var. Oğlum çok güzel duruyor lan. Göz yakıyor ama böyle bakınca da. Ben gözümü zaten şeyden de bozdum bir yandan. Ben çok fazla bakardım güneşe. Aa, ne kadar bakabileceğim falan diye challenge yapıyorum kendime. Ne zararlı olduğunu bilmiyordum küçükken. Ondan sonra da bok yedim. Get fucked. Neyse, güzel. Baksana, of çok iyi lan. Şimdiden her şey tamam. Normalde bunu pıs 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 diye kazıyorduk. Şimdi şöyle yapıyorum. Şöyle bir... Her zaman duymazsınız bu sesi. Yani her zaman duyulmaz. Hatta bu deniz seviyesinde değilmiş. Şöyle şunları da alabilirim. Aynen öyle. Ben şimdiden zaten bütün sahili yapabilecek şekilde, bütün böyle plajı yapabilecek kadar kum topladım gibi de.
Bir de buna kırılmazlık... evet, kırılmazlık yok. Kırılmazlık da koyabilsek ki kırılmazlık veren köylülerim şu an zombi. Onları da çevirmem lazım. Kırılmazlık da aldıktan sonra enfis bir şey olacak. Dünyanın en iyi küreklerinden bir tanesi. Güzel güzel. Ah, çok hızlı kazınca bu arada bazen oyunu algılamıyor. O koyduğum yerde blok var aslında da oyun sana blok yok gibi gösteriyor. Yetmez bence mi? Oğlum neyine yetmez zaten? Çok ufak bir yer yapacağız. Kıyı şeridi yapacağız sadece. Kıyı şeridine yeter de artar bile. Şöyle bakayım. Tamam, bu zaten bunların birçoğunu da geri stoklarım herhalde. Stok olarak koyarım. Ama bu ipeksi. Evet, ipeksi. İpeksi olsun ama tamir olduğunda kırıl şey olmuyor. Ama yo, her türlü oluyor ki tamir. Experience aldığımızda dolacak tekrardan. İpeksiz ile alakası yok. Ben başka bir şey düşündüm. Normalde kazmayla hani böyle kırdığınızda experience geliyor ya, öyle bir şeyler diye. Abi bir dakika, karette karette bakmaya gerek yokmuş ki. Size burada yer yapayım, siz de buradasınız. Evimin yakınında da karette varmış. Ben neden gidip de 10.000 kilometre ötede buldum? Gerçekten ben hiçbir yerde kaplumbağa bulamayacağız diye yapmıştım böyle. Neyse neyse, fazladan sıkıntı olmaz. Kaplumbağamız zaten var ama ben onları istemiyorum ki. Ben üstün bir ırk oluşturacağım. Kaplumbağalar üzerine deneyler yapacağım ve ninja kaplumbağalara dönecekler arkadaşlar. Ya Leonardo, Michelangelo, Rafael. Lan ismini unuttum. Lan bir dakika. Rafael kırmızı, Leonardo mavi, Michelangelo turuncu, Donatello da mor. Tamam. Bir tane de faremiz lazım. Bir sıçana lazım. Pizza yedirttireceğim onlara. Mamma mia. Böyle pizza, o kadar İtalyan pizzası vereceğim onlara. Parmaklarını yiyecekler. O yüzden başlasın bakalım. Ninja kaplumbağalar. Hı-hı. Aynen öyle. Hayır, sarıyı unuttum mu? Oğlum Michelangelo değil mi işte? Michelangelo nasıl unutabilirim? En sevdiğim karakterlerden de ama Leonardo'yu seviyordum ben. Leonardo en lider vasfı olan ve aralarında en mantığa yatan insan olduğu için. Onun dışında tamam, bunların gerisine koyabiliriz herhalde. Ha, sarı derken turuncuyu kastettim. O kadarını biliyorum. Hızlı bir şekilde söylerken karışıyor bazen. Ama bir yandan başka bir şeyler okuyorum. O yüzden kalıyor. Babam bam baram bam. Ba ba ba. Tamam, bunun birazcık daha şey yapacağım. Aşağıda böyle kum olması benim bir tık daha hoşuma gidiyor. Buraları da dolduralım da yanlışlıkla falan patlama olsa olmayacak aslında. Kazarım falan filan. En azından altı tam olsun. Şöyle bir bütün olsun. Güzel. Tamam. Şimdi seni öldürmemizi istiyorsun demek abi. Gel bakalım. Evet, bu arada kaplumbağaların ismini öyle yapacağım. Michelangelo, Leonardo falan filan. Öyle güzel olacak. Tamam, bu arada yetmez diyen kişi. Oğlum neredesin şimdi? Bu nasıl yetmez oğlum? Bütün evin etrafını ben bu şekilde kaplarım. Artacak bile yani. Şuna bak. Hatta ekstradan şu altını biraz daha derinleştirmek için kassam falan mı? Emin değilim. Mis gibi de oldu. Çünkü ben böyle toprak görünümü hiç sevmiyorum. Toprak görünüm bana bir tık çirkin geliyor. Neden bilmiyorum. Size de öyle geliyor mu? Çünkü şöyle baktığın zaman bu görünüme kumlu alan çok daha tatlı. Evet, en azından. Bazı kişiler hayır diyor ama birçok kişi evet diyor. Birçok kişi benim gibi düşünüyormuş. Çünkü kalabalık bir çirkin bir görüntü yapıyor dostum. Yani cidden uğraşmak istiyor musun benimle? Bıkmadınız mı? Sülalenizi kestim lan. Ay ay, hayır. Hayır. Geri al, geri al, geri al. Üstüne basarsam kırılıyor bu yüzden. O yüzden üstüne basmayacağım. Kırılacağım mı? Aa, ne oldu lan? Aa, kırılıyor sandım ben. Kötü oldu. Tamam, bunları da koyayım. Oldu gibi. Oldu gibi, evet. Birazcık daha şöyle yapsam. Tamam, tam bu alanı, ufacık alanı kaplumbağalar için ayırıyorum abi. Şuraya koyacağım. Şöyle koysam. Yani büyür mü bunlar? Ne kadar büyüyor bunlar? Garip şey. Yani toprak çok fazla pikselli de bu hepsi piksel sonuçta. Şey, karman çorman demeye çalıştım da evet, karman çorman.
Böyle inişli çıkıntılı, derinli, karanlık duruyor. O yüzden güzel değil. Işık lazım. Yani ışık lazımsa veririz ışık abi. Işık sıkıntı değil. Yani geceleri korkarlar mı? Aa, kıyamam ben onlara. Işık mı lazım? Ah, tamam. Meşaleyle böyle yanlarında meşale tutup özgürlük anıtı gibi duracağım. Tamam. Allah'ın ışık. Omlet falan olmazsınız değil mi ateşinde bir şeyde? Olsun, afiyetle de yeriz. Çok da şey değil. Hiç kaplumbağa yumurtasını yemedim yani. Güzel çıkıyor mu yumurtası? Umarım güzeldir yani. Böyle ben fikrimi değiştirdim. Sizi Amerikalarda büyütüp adam yapacaktım. Bilim insanı yapacaktım size. Belki cinsiyet... Adam olmak çok cinsiyetçi gibi geliyor ama daha yeni yeni oradan şey oluyor. Ben kendim kötü hissediyorum bazen bunu derken. Sizi insan evladı gibi yetiştireceğim. Bu da kaplumbağalara mı hakaret oluyor acaba? Neyse, insan gibi yetiştirmeyeyim ya. Hayvan gibi yetiştireyim. Çünkü insanlar doğayı bozuyor, kirletiyor, çöpünü atıyor, ağaçları kesiyor. Bir sürü şey yapıyor. O yüzden de bir yandan da insan gibi yetiştirmemem lazım. Aynen. Bu kaplumbağalar insan gibi yetişmeyecek arkadaşlar. Hayvan gibi normal yetişecek ortamlarında yetişecekler. Çevreci bir ortam kuruyoruz biz burada. Çevreciyiz. Ya. Ben bir uymayacağım. Ah. Aa! Çok iyi. Kırıldı lan. Tekme attı. Lan. Lan ne oluyor? Tipe bak. Şimdi Allah kaçma manyak. Manyak oğlum. Ne yapıyorsun? Salak. Manyak. Pardon, çok şey yaptım da babacık şey yapmıyor. O korkutucuydu. Gitme oğlum. Donatello oğlum şey yapma. Babanız benim. Evet, fare suratlı değilim. Paralel evren bu. Suratın fareye de benziyor olabilir belki. Sevimlilik anlamında belki bir tık böyle yasa. Bilmiyorum. Ama sizi ninja kaplumbağa olarak yetiştireceksem bu havayı bozmamam lazım. Evet. Dişler önde bir fare gibi. Şimdi sizin üstünüzü kapatmam. Şöyle yapayım ya. Bu adamlar büyüyene kadar çocuk odasına alıyorum bunları. Küçük çocuklarım, evlatlarım benim. Hiçbir yere, hiçbir şekilde gitmeyin. Bunlar ısınıyor mu burada meşalenin yanında? Pek sanmıyorum ama. Agalarla takılmacalar. Şöyle kapatıyorum abi. Zaten yukarı çıkamaz büyük ihtimal. Yani çok çok büyük ihtimal yukarı çıkabilecek kadar kuvvetli şey değiller. Ne yapıyorsun lan? Üzerine basacağım, öleceksin. O kadar minnak. Ya bak. Küçücük kaplumbağayı bu kadar minnak yapıyorlar. Oru kafam kadar, eşek kadar böyle yani. Minecraft mantık. Mantıks. Bir tanesi yok. Bir dakika, 5 tane vardı burada. Aa, bir tanesi orada. Uf, kardeşinin yanına gitmiş. Bir an şey oldum, korktum. Tamam, iyisiniz bari. Lan ne ittiriyorsun kardeşini? Oho, daha görgü kurallarına başlayacağız Michelangelo. Lan Michelangelo. Sen hızlısın. Michelangelo, kardeşini ittirdiğin gibi ben de seni ittireceğim. Michelangelo'cum, hayır. Hayır, gidemezsin. Baba yasakladı. Baba yasakladı. Siz de şöyle yapayım da çıkamayın. Şimdilik burada çirkin bir görüntü olacak ama bunlar çıkmasın. Siz ne yapıyorsunuz? Siz yüzmeyi mi öğrendiniz arkadaşlar? Evet. Babalarının ilk böyle şeyi atması lazımdı, ittirmesi lazımdı bir şekilde. Abi, ok nereden yedim ben? Oha, ok nereden geldi gerçek? Abi, evet, tamam. Peki. Bunu tamamen bir hakaret olarak algıladım ben. Geliyorum abi. Hükmetmeye geliyorum sana. Neredeydin? Buradaydın. Gel bakalım. Kolaydı. Şimdi benim de boktan... Evet, ben gerçi buraya yaratık farmı kurmuşum resmen. Baksana, her yere su koymuşum falan filan. Buraya deli gibi toprağım. Oha, benim... Bir dakika. Benim Abi, şaka mı bu? Ekstra şalkır kazmışız biz. Ben şalkır kabukları... Abi, dün yayında aradığımız iki ender gözü buradaymış. Oha lan, gerçekten. Bütün eşyalarımı buraya bırakmışım ve ben de eşyalarım nerede ediyorum. Tam bir brah moment.
Ben burayı kazdım, içerisine gidip de böyle güzel bir malikane falan kuracağım diye böyle. Dağın altında güzel bir ev yapacağım dedim. Sonra kazmışım, eşyalarımı da çok fazla toprak alınca soklayabilmek için oraya atmışım direkt. Yani benim şimdi 51 elmasım vardı ve ben bunu bilmiyor muydum? Hayat bazen çok ilginç olabiliyor. O zaman ben hızlı bir şekilde şöyle 8 tane yapıyorum. Ama sadece 5 tane yetiyor olsun. Şunları da şu şekilde yapıp atayım. Güzel, fena değil. Şimdi bize renklendirmek için bir şeyler lazım. Kırmızımız mı var sadece? Kırmızı da olur. Ha, ondan önce şunları da koysam. Abi envanterim çok karmaşık. Çok karmaşık. Şunun çirkinliğine bak. Neyse, bunları tekrar düzenleyeceğim. Söz veriyorum, beni dövmeyin abi. Linçlemeyin beni. Şimdi seni de atsak. Tamam, oldu gibi. Şunları da geri alalım. Sadece renk kalıyor. Bunların gibi. Bunların rengi gibi. Tamam, kırmızı güzel renk. Onun dışında başka çok fazla renk bulamadık biz. Daha fazla renk bulalım. Renk bulmamız zaten ne kadar sürebilir ki? Çok hızlı gider, şipşak geliriz. Aha da bir renk zaten. Şöyle gel. Şunları al. Birazcık da şuradan. Aa, bir dakika. Çiçek şeyi vardı şurada. Aynen. Çiçeklerin olduğu bir orman vardı. Oradan istediğimiz rengi alalım. En güzeli sarı gerçi de. Burada da bir sürü sarı var. Aa, bu değildi. Bir arkasındaydı buranın. Şöyle gidelim yine. Aa, Cem DMRS Prime Clan 08 Black 24 Mamba. Abone 2 hediye etmiş Nihat Diyaman 9. ayında. Az önce tatilden 1100 kilometre yolu arabayla gelirken ölümle göz göze kalma anımı anlattım mı? Ama anlattım ama silinle bir daha uğraşmayacağım demiş. Yaşıyorsun, bu bize yeter Nihat Diyaman'cığım. Yani yetmez mi? Ve en azından bir modum eksilmedi. Hala bir modum daha var. Vay be, bir modum daha var. Turuncu da güzel olur bu arada. Bunları evimin etrafına da koyarım. Güzel, tatlı çıkar böyle. Güzel olacak, güzel dekoratif olacak. Ben gerçekten Minecraft'ta çiçeklere bayılıyorum. Hiç fikrim yok neden. Ya, toplamak da zevk veriyor. Kaplumbağa gitmeyecek. Kaplumbağalar orada. Kaplumbağalar orada yani... İki saniyede kaçacaklarsa helal olsun. Gerçekten ninja kaplumbağalar yetiştirmişim. Gurur duyarım yani. Kaçabildiklerinde. En sevdiğim evladım olur. Kim kaçarsa, hepsi kaçıyorsa. Yani bir evlatlarım be. En sevdiğim evlatlarım. Başka evladım, akselotlar var tabi. Onlar da var. Bu arada ben bunları alamıyorum şu an birçoğunu. Şöyle koyayım. Şöyle alayım. Evet, geride hala alamadıklarım var. Onları da alıp geri koyacağım sonradan. Şimdi fark ettim. Burada zaten yok. Bunların hepsini alabiliyordum. Tamam. Bunlar bence yeterli ya renk olarak. Fena değil. Sarıları da alsak. Sarılar nerede? Şu beyazlardansa beyazlar o kadar iyi değil. Sarılar daha mantıklı. Tamam. O zaman şuraya koyayım. Hatta bunların hepsini renk olarak şöyle şimdiden çevireyim. Al. Turuncu. Mis gibi. Mis gibi renk abi. Şu turuncular da yeni olanlar gelsin. Hatta seni de alalım abi. Seni de şöyle turuncu yapalım. Mis gibi oldu. Gerçekten. En sevdiğim şalkır kutularım sanırım şimdiden. Mor. Ya zaten kendileri de mor. Üzerine mor yapınca çok şey yapmıyor. Bir tık daha canlılık katıyor. Mavi de yapılır. Sadece... Ya da her renkten yapayım. Hepsinin farklı bir amacı olur. Şu an hiçbir renklendirme, hiçbir etiketim yok. Yani şey diyelim, ya turuncu bu olacak. Ya kırmızılar TNT koyacağım, patlatacağım yerler için olacak falan diye. Mesela 2B2T'de kırmızı kutulara genellikle patlayıcı falan koyarlardı. Şalkırların içine. Ya benim öyle bir durumum yok şu an. Tüm bunların dışında. Tamam. Şu evde yaparız artık yapacağımızı. Ama agalar. Evet, agalar toplanmış yine. Ben burayı... İlla orası... Işık da... Evet, o almıyor. Her seferinde devam ediyor. Onu ben... Abi bir de koyunların arasına mı... Yani... Gel öl bakalım. Kim daha... Hayır! Neyse, afiyetle yeriz artık. Oluyor böyle şeyler. Arada sadece tek yapmanız gereken afiyetle yemek. En azından bir işe yarayacak arkadaşlar yani. Ölene değil, boşa ölene acı. Omen'in sözü. Ya birazcık Valorant'tan özlü sözler. Çok iyi söz ama yani. Gerçekten ölene değil, boşa ölene acı. Hayır 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 hayır. Oo, en son patladın zaten. Daha şey yapamam. Onu da afiyetle yiyeceğiz.
Boş verin, afiyetle yenirler yani. Hiç sıkıntı değil. Yenir. Hiç dert etme. O zaman allium. Bu pembe oluyordu değil mi? Eflatun. Tam olarak mor. Bu şaka yıktan da öyle yapabiliyorum değil mi? Pembe boy. Yok abi, istemiyorum çok. Şunu atayım. Şu kırmızıyı atayım. Sonra pembeyi atayım. Gelinciyi atayım. Yani çok neredeyse bir şey yapılmıyor. Çok değiştirmeyeceğim. O zaman yanımda illa bir şalkır olacak. İki tane şalkır şu şekilde koyayım. Sonradan böyle bir işim düşer, bir şey olur, alanım yetmez. O zaman yaparız, koyarız. Şimdi onun dışında şu üçünü de yere koyuyorum. Daha sonradan stok olarak kalırlar. Ha, zaten böyle şalkırlar dizeceğim ya şu raylar için. Bu raylar için çok önemli olacak. Köyler GG. Oğlum köyler... İstediğim bir şey yapabiliyorum. Ben çok bıktım bu şeyden. Her gün diyorum ki köylüler zombi olduğunda bir anlam ifade etmiyor. Hatta çok daha güzel oluyor. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi bu bizim keretalar ne yapıyor? Yüzüyorsunuz mu lan? Tipe bak. Ben isim et ama evet. Biz zayıflık iksiri yapmamız lazım arkadaşlar. Biz zayıflık iksiri gerekiyor yani. Gamer Tulumba selam demiş 5. ayında. Onun dışında Metal Rat Zvang'a abonelik hediye etmiş. Onun dışında Metal Rat Çato'ya abonelik hediye etmiş. Rus Garisi Prime'ı kullanmış. Murayiz 5. ayında. Cem DMRS aramıza katılmıştı. Onun dışında arada okuyamadığım kişilerden Batuhan 00 Kale Prime'ı kullanmış. Country 10 Prime'ı kullanmış. Ege Üzel 7. ayında. Onun dışında Adal'ın Thanos 31 bir atmış. Adal hayvan... hayvanlı konuşma sen, şizofren değilsin kanka ya da bana ne konuş demiş. Abi ben ilaçlarımı almıyorum. İlaçlarımı almadığımda en azından arkadaşım oluyor ekstradan yani. Fazladan arkadaş kimin canını yakmış ki değil mi? Birazcık konuşalım. Onun dışında Liquid TD 3. ayında Bay Melek Yağız Prime'ı kullanmış. Press Halen 9 Prime'ı kullanmış, teşekkür ederim. Siz de abone olup bu arada ilk ay bedava. Her ay Minecraft Premium çekilişine katılabilirsiniz. Chat böyle de şey yapayım, hem de bana destek olursunuz. Abone chatine geçtiğimizde de birçok chatin belli bir kısmı yazamazken abonelerin yazabildiği özel yerde yazarsınız. Bir yerden de şöyle bir durum var. Evet, reklam falan görmezsiniz. Arada reklam çıkıyor. O reklamlardan da muaf olursunuz. Gibi. Waffle Brah Ye Boy demiş 6. ayında. Teşekkür ederim Waffle Brah adam. Waffle Bra adam en son bizde oyun girecekti ama giremedi. Mr. Quark selam adam, Minecraft abone serverında yeni bina oylama videosu olur gibi mi? Olmaz gibi mi? Abi ben onu video dünya yüklemesini alacağım, direkt öyle şey yapacağım. İnceleyeceğim. Yeni sezona geçeceğiz çünkü hızlı bir şekilde de. Bir de evet, sırt kütledi, güzel. Tamam. O zaman burada kemik bloğu, kara hindibağımız var. Bunu içinden çıkarıyorum. Toprak, yani toprağı boş ver. Kim ister toprağı? Onun dışında birazcık da şunları koysam ve kara indibaya çiçekler kısmını atarsam her şey yerli yerinde. Roketlerimiz zaten aman aman yani fenasal düzeyde. Galiba benim yapabileceğim ne var ki? Değil mi? Neyse, aksirotlar için bir şey yapacağız. Aksirotlar için burayı mı hedef alsam? Pek emin değilim. Ay, keçilerin olduğu yere geçtim direkt. Şöyle kırayım, seni de kırayım. Tamam, bunları topladım. Burayı açacağım ama ilk önce bunları taşımam da gerekiyor ya. Baya taşımak gerekiyor bu adamları. Axolot evi. Gel bakalım. Burada zaten birçok axolotu nefessizlikten ölmüşler değil mi? Orada bekletiyormuşum. Farkında da değilim ama. Tamam. Seni kimse sevmiyor. Şaka. Seviyor. Gel. Tamam. Bakalım kimler. Tontik burada. Onun için de Mutkip burada. Gibi. Abi bunun için tabi birazcık da aksesuar falan da almam lazım ama en azından şuraya şimdilik bir açayım şöyle. Burayı full suyla dolduracağım, en azından havalı olacak. Bir de ladin kütüklerimiz vardı en son. Ladin kütükleri bir tık daha havalı ama abi sen şöyle alayım da şuradan birazcık daha yükseleyim. Axolot evi be. Güzel mi? Güzel axolot evi. Böyle oldu mu? Oldu. Tamam. Birazcık da şuradan. Ama tam olarak nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ya ladin biliyorum. Şu an ladin şey yapmıyorum. Ladini sonradan yapacağım. Ladinleri de almıştık dedim ama ladin alacağım. Evet, ladin alacağım gibi oldu bir tık. Ne düşünebilirim ki şimdi? Nasıl bir şey yapayım? Bir dakika. En son atılan bir video vardı örnek olarak. Ona tekrardan yapacağım.
Bakalım ne kadar havalı olabilir. Ay gözüm parladı. Tamam. Ben bunu ekran görüntüsü alayım. Tamam. Ekran görüntümü aldım abi. Güzel, ekran görüntüsü şurada dursun. Ufak bir alan açmam lazım bunun için. Güzel. Çok basit bir şey ya. Bir dakika. Kaç bölgesi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1... 1, 2, lan kaç blok görüyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 yana yapmam lazım bir yandan da. O zaman siz arkadaşlar, siz birazcık daha bir götünüzü kaydırın. Kaydır götü, kaydır götü, kaydır götü. Alo. Oğlum inat etme. Yavrucuğum inat etme. İndir o, indir o kafayı. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi şöyle birazcık daha. Arkadaşlar neye inat ediyorsunuz? Etmeyin işte. Tamam, isminiz, lakabınız inatçı. Kafayı yedirtirsin. Gel. Scooby-Doo Snacks. Aynen, Scooby-Doo'nun en sevdiği şey. Abi indir o kafayı. Oh! Deli, deli ediyorsun, tamam. Gel abi gel. En fazla ne olabilir ki? Gel. 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 Hı-hı, gelmeye devam et. Evet, çok iyisin. Çok iyisin. Allah yedi onu ya. Tamam, artık benim oğlum değilsin. Çık buradan. Çık bu evden. İstemiyorum, git. Git. Yani sana o kadar yemek ver, şey yap. Yani seni besledim, oğlum saydım. Bir babanı dinleme. Saat kaç oldu? Saat kaç oldu? Dışarı çıkıyorum bir de. Asi ergen. Ha şimdi babacığım eve geri dönmek istiyorum. He, olmaz öyle işte. En başta babanı dinleyeceksin. Sonra böyle saçma salak kalıyorsun ortada. Aynen. Şimdi bana kafa falan da atarsın. Kafa falan atmak istersin. Sinirinden. Ergen siniri. Tamam neyse, en azından atmak istemiyor. Ya bu da bir şey. Sinirli bir ergenle yetiştirmiş olabilirdim. Yani ergenlikte olur, normal. Normal şeyler bunlar. Acaba zombilerimi, abi köylülerimi öldürmez inşallah ama. Köylülere kafa ata ata böyle çat 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 diye yok ediyormuş bir de. Üzülürüm. Neyse, her ölüme karşı totemi alalım da. Buradan 7 idi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. O zaman şuradan şöyle yapıyorum. Şuradan seni de kıralım. Tamam. Bu güzel oldu. Böyle bir açıklık diyor. 4 blok bu şekilde. Birazcık daha üstten yapacağız. Güzel. Bu arada ben bunların hepsini öylesine koydum sayın ya. Ladin'den yapalım. Ladin daha güzel. Öbür blokları da zaten şey yapabilirim. En azından bu kısım Ladin'den olsun ki bir tık daha güzel durur. Mesela benim yine envanterimi şöyle baya baya içine bırakmam gerekiyor. Tamam. Bunların hepsini çevir şimdi. İlk önce benim deliler gibi şundanıma ihtiyacım var. Basamağa ihtiyacım var. Ondan sonra şundana ihtiyacım var. Ve daha fazla basamağa aslında ihtiyacım yok. Güzel. Şimdi geliyoruz abi. Buraya. Hatta bir tık daha yana şöyle kazayım. Kazıyoruz. Kaç blok? 4 blok. 1, 2, 3, 4. Koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra buradan başlıyoruz. Şu şekilde. 4 tane koyuyoruz. Sonra tek yapmamız gereken şey buraya basamak koyabilmek. Tabii keşke ben önceden pandaların olduğu yeri bulabilseydim ve oradan birazcık daha en azından malzeme alabilseydim. Alamadık onları. Sağlık olsun. Yapabileceğimiz bir şey yok. Şöyle koyacağım merdiven olarak. Tabii burayı birazcık daha genişleteceğim. Şimdi bakmayın, keçiler var diye çok şey yapamıyorum. Çok dokunamıyorum buradan. Aynısını buradan da yapacağız. Bir de burayı baya baya hani üstünü açmam gerekiyor. Kalmasın. Aynı şu şekilde. Yine buraya koy. Sonra bunları şöyle destekliyorum kenardan. Ki orada destek gibi gözüksün. Sonra tam blok koyacağız. O araya. Ah ama ah. Keşke bir iskelem olsaydı ben. Noel Baba iskele getir bana. Tamam. Sonra bir de şöyle yapacağım. Benim ufak iskele gibi şöyle bir alanım olsun da kendime yapayım. Çünkü bayağı ağlayacağız bu şekilde. Çok hızlı bir şekilde yapılır. 5 dakikaya biter Axelot evimiz. Çok fena olacağını sanmıyorum. Tamam, şimdi keçkelerden biri yine sinirli. Bunu koydum. Ondan sonra destek koyuyorum. Sonra inceltiyorum. Bu inceltme tekniklerinden sonra tekrar blok koyuyorum. Bu direkt olarak dış kısmını yapmış oluyorum.
Tam güzel, fena değil. Sonra da cam koyacağım değil mi böyle? Aynen. Yani birazcık şurayı alıp büyütmem gerekiyor. Aynen. Çok araya bir yer oldu bu Axelot evi. Birazcık daha kum koymamız da lazım yani. Bir tık sıkıntılı. Bir de oğlum tamam. Kardeşin eve geri dönecek. Kardeşi gel. Çok uğraştırma be. Çok uğraş. Ne yapıyorsun? Yine evin içindesin. Hani çok şey yapmaya değmedi. Kaçmaya. Asi çocuk güya. Güya asi çocuk. Kaçacak aklı başında. Şuraları da kıralım. Aa, botu alınca başarım kazandı biliyorum, evet. Başarımı özellikle almıyorum şimdilik. Birazcık daha bekletiyorum kendi çapımda. Onun dışında Razeon 35 Abaxolot alırsam adını vereceğim demiş. Teşekkür ederim. Onun dışında Mehmet Ali 10 aramıza katılmış. 8 Black 24 Mamba abonelik hediye etmiş. Alper C3 aramıza katılmış. Sucuklu Klavye 31 aramıza katılmış. Teşekkür ederim abi. Teşekkürler. Havali Axolot evi. Bana neden adalyum gelmiyor? 10 dakika falan bekleyince adalyum geliyor yavaş yavaş. O şekilde. Experience Farm'ını daha yapmadık. O yayında pek yapılmayacak iş. Ya yayına kaldı o. Tam yapamadım onu. Uğraştırıyor. Çünkü bir tane Ender Pearl atacağız. Bekleyeceğiz. Bir tane Ender Pearl atacağız. Bekleyeceğiz. Bir tane Ender Pearl atacağız. Bekleyeceğiz. Hani hardcore'da biraz sıkıntılı ölürsek. Yani bir daha doğamadığımız için. İçerinden bir tane Ender Might çıkarmamız lazım. Ender Pearl atarak. O yüzden hani sürekli atmamız lazım. Onun olasılığı da bir tık düşük. O yüzden bir tık beklemek gerekiyor. Hadi bakalım. Build'ları sen mi düşünüyorsun aklından, yoksa internetten mi bakıyorsun? Şu an Ahmet özelden kendi yaptığı bir tane Axolot evi bir şey atmış. Dedi bunu yap, iyi olur. Ben de şu an ona bakıyorum direkt olarak. Ondan dolayı yani. Onun dışında Alper The Gump 5. ayında. Teşekkür ederim abi. Bu arada burayı daha ne kadar genişletmemiz lazım? İçi biraz iyi gibi. Birazcık daha geniş yapsam çok çok daha iyi olur. Baya baya nefes alabilecekleri, rahat rahat takılabilecekleri güzel bir alanları olacak. Birazcık da su olacak tabii. Buralara birazcık daha toprak atmam lazım. Hatta birazcık da derinleştireyim ben burayı. Şöyle hadi böyle koyayım, kırarım bunları da sonradan. Çünkü sular zaten koyulacak, yayılmasın şimdilik. Bunu yapıyorum sebebi biraz daha çukur yaparsam en azından aşağıda böyle çalılar falan yosun koyduğumuzda en azından gidip oraya saklanabilirler. Kendi kendilerinde takılabilirler. Yani havali. Axolotların hepsi normalde çok kıç kadar alanda yaşıyorlardı. Üzülüyorsun yani adamlara. Bir de 3 level'ım. Experience farm'ı kesin yapmam lazım. Kendimi düşük level'da gördükçe rahatsız olmaya başladım. Hani Netrite setim her şeyim ama büyü basmaktan yetmiyor yani. GrizzYSK mucuk mucuk demiş. Öpmüş bizi. Kalbiş demiş. Onun dışında 5. ayında kendisi. Teşekkür ederim. Tamam. Burayı yaptık. Sizleri de alayım şöyle. Bloklar birazcık bozuyor olayı. Bir de şöyle bir pencere yapsam. Aynen. Tam şuradan. Şu şekilde. Sonra buranın arkasına cam yapacağım. Tam yuvarlak yapmadım bilerek. Tam yuvarlak yapmaya da gerek yok. Çünkü buralar kumla başlayacak. Şu aralar birazcık gidecek. Kazma. Kazma. Evet, kazma bir tık gidiyor, o yüzden buna kazmaya devam ediyor. Oo, bu... Bir dakika lan ben... Bu daha mı hızlı kazıyor? Bu daha hızlı kazıyor. Yoksa bana mı psikolojik geldi? Sanki daha hızlı kazıyor gibi. İlginç şeylerden bir tanesi. Hayır ama yani bunda verimlilik 4 var. Netrite bu nasıl daha hızlı kazabiliyor? Hayır, acele bunda da var ama. Oğlum acele yani Netrite'da yok mu yani? Netrite etkilemiyor mu? Ben onu şey yapıyorum. İkisi de aynı etkide çünkü. Şu an oyunun bug'ını bulmuş olabiliriz. Oyun bug'ı. Oyunun bug'ını bulduk abi. Ben de diyorum o kadar acele var, verimlilik var, Netrite oldu. Neden bir tık yavaş hissettiriyor? Bundan dolayıymış. Oyun bug'lanmış. Elmas olduğu için Netrite daha hızlı kazıyor diye biliyorum abi. O yüzden olabilir gibi. Çünkü bir yandan acele faktörü giriyor. Buradaki tamamen şu elmas piramitten dolayı bu durum var. Netrite yeni eklendiği için belki eskiden olan bir şeyin üzerine bug girmiş olabilir. La 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 la. Olur.
Olur öyle şeyler. Tuna 23 şu an. 7. ayında sarmadan adam. Abi onu bilmiyorum ne kadar şey olduğunu. 5'erli 10'arlı ekliyorum ama yetişmiyor yani. Tamam. Bu alanı da kumla kapatsam. Bence bu kadarı yeterli. Üstten de su dökeceğiz. Bitecek. Geri kumların hepsini alayım. Hatta şu taşların hepsi belki lazım olur daha sonradan diye. Şöyle alayım şunların hepsini. Aynen. Şöyle koyayım. Gerçi ne kadar lazım olacak bilmiyorum ama yani bir şalkırımı bu şekilde harcamak ve bitirmek beni kötü hissettiriyor. Kötü. Tamam. O zaman seni şöyle koyayım. Kumları alacağım bundan sonra. Kum lazım bana, kum. Aynen. Bu adamlar nerede yaşayacak? Nerede duracak? Aynen. Bu da saklanacakları küçük delikleri olacak. Keşke. Canım evladım. Kaçıyorsun evden sonra geliyorsun. Babam para mı istiyorsun benden şimdi? Yani. Yok bende de para yok. Olsa dükkan senin canım oğlum tabii ki. Ya sana param olmasa ya olsa vermeyecek miyim? Ayıp ediyorsun, ayıp. Tamam. Böyle bir alan. İyi gibi. Birazcık da arka planları nasıl dekor edebilirim onu düşünüyorum. Ama aklıma pek bir şey gelmiyor. Aa, bir de kumlardan kum taşı da yapabiliriz. O da güzel bir efekt verebilir. Mavi beton. Mavi betonumuz henüz yok. Mavi beton yapamadık. Ama mavi beton gibi şeyler koyulabilir. Ah, sen gel abi şöyle. Tam fena değil. Geri duvarlarda koyulur, halledilir. Şu duvarı birazcık daha yükseltmem lazım sadece. Belki de şöyle olur. Buradan biz koyarız. Oradan saklanma yuvaları olur böyle. Yani ufak tatlı bir yer gibi. Fena olmaz. Ya da kemik bloklarıyla da koyabilirim. Hani böyle kendilerine alan oluşturabilirler. Hiç fikrim yok. O zaman ben şuradan camlarımı alıyorum. Şöyle koyuyorum. Tabii bu camlar yetmeyecek büyük ihtimal. Öyle de bir durum var. Tamam. Evet. Bu camları koyarken... Daha sonradan ya. Ufak detaylar yapılır. Sadece buraya ekstra gireceğim bir yer falan da olması lazım. Peki. İlk akselotumuzu şuradan bırakalım. Ama benim şöyle de yapmam lazım. Bence. Ben aynı seviye yaparsam daha kolay olacak. Bu girintili çıkıntılı tasarım bir tık daha zor. Hepsi aynı seviyede. Şöyle olsun. Kazalım. Çünkü suları bırakacağım. İlk önce oraya toprak koyacağım alt katma. Suyu koyduktan sonra su daha hızlı yayılacak. Ve direkt olmuş olacak. Böylelikle de tekrar su koyup sabitlemeye falan ihtiyacım olmayacak. Yani yapacağım şey şu. Şöyle ufacık alan koyuyorum. Bütün sular buradan gelecek sonradan. Tabii bunları da kıracağım. Bizim bir maalesef ki hiçbir şekilde pandalardan veya bambu bulamadığımız için iskelemiz yok. Böyle yapacağız. Bunun dışında bağışa bakayım abi hızlıca da. Mr. Quark. Sonunda da atam son olarak seviyorsun. Bir de atayım ata. Of atam öyle değil. Atayım. Öyle mi yazılır lan? O şey. Onun dışında bir de su sadece. Şey yapamıyorum. Çok devrik yazmışsın. Tamam. Kutuplarda oyunu bitirmek güzeldi demiş zamanında. O zaten güzeldi de belli teknik Minecraft'ın maalesef yapılmayan bazı olayları vardı. Onlardan dolayı yapılmamıştı. Datapack falan da yaygın değildi. O zaman bilmiyordum ben. Ondan kaldı o. Ama şu an datapack falan yapılıyor. Hatta datapack'i ben de yazabilirim. Kendim hani Stronghold falan bulunmuyor diye yapmamıştım. Stronghold artık hani datapack'te bulunur. Çünkü yeni güncellemelerde falan filan o hala değişmedi. Aynı şekilde Stronghold yok o sürümde şeyde. Tamam. Buraya gideceğim. Oralara suları koyacağım. Tabii bir tık daha şöyle gelirsem. Tamam. İlk akselotu koyuyoruz abi. Sonra sen de gel Mutkip. Sonra sen de gel. Böyle devam edeceğiz. Sular yayıldığı kadarıyla. Tabii ben burada kendimi de boğacağım değil mi? Kendimi boğacakmış gibi hissediyorum çünkü. Ben şurayı kazayım da ne olur ne olmaz. Kendimi öldürürken bulmayayım.
Tamam. Biraz nefes. Biraz nefes. Güzel. Sonra buraya koy. Burada bu arada sınırsız su kaynağı yaptım. Öyle alıyorum şu an, koyuyorum. Biraz keçkelere de gidiyor galiba. Keşkeler, birazcık bekleyeceksiniz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Boğuluşlar, boğuluşlar. Tamam. İyi. Keçilerim ölmüyor değil mi cidden? Keçilerim ölüyorsa üzülüyorum çünkü. Tamam. Her şeyle oldu mu? Her şeyle olduğu gibi. Hiçbir yerde ekstra bir şey göremiyorum. Tamam. O zaman bir de tontik kalmış. Tontikçiyim. Birazdan sular kafana inerse korkma, tamam mı canım tontiyim? Şöyle kıralım bakalım. Güzel oldu, fena olmadı. Ya tabii buraya dekor yapacağız. Ben şu anda dekor falan getirmedim abi. Daha dekor getirdikten sonra buralar daha iyi olacak. Ha, bir de tam su koyamamışım belli yerlerden. Onları da su alıp tekrardan koyarız. Sıkıntı yok öyle şeylerde. Hiç dert değil yani. Aa, baya baya alan şeymiş. Aa, şöyle olur, daha mantıklı. Böyle gökten su iniyor gibi burası belli bir yer. Aa, çok mantıklı. Tasarım fikri buldum galiba. Ben şimdi buradan alıyorum. O su doluyor değil mi? Ondan sonra geliyorum şurayı biraz su koyayım. Bir dakika, ilk şuraları tamamen yapayım da. Hani güzel olacak, tatlı olacak. Hani böyle sanki buralar tamamen kırıldıktan sonra aşağı gittiklerinde birazcık da takılacakları ufak böyle su alan olacak buralarda. Mesela bak burada. Buradan çıkacak, burada duracak. Ondan sonra buradan gelecek, yüzmeye devam edecek. Evet, bir tanesi kaçıyor. Tontikçim, canım tontiyim. Neden kaçıyorsun? Güzel tontiyim benim. Tamam, ben onu geri getireceğim. Kendisi birazcık yani... Birazcık evden ayrılmak istiyor. Yine Mutkip, Mutkip, Mutkip oğlum. Aa, siz özel çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Ha, tamam anladık da yani. Ben şurayı kırayım. Şöyle şöyle koyacağım artık olduğu kadarıyla. Yani özel çocuk özel çocuk diyoruz. Adam babasını yani. Canım baban da üzülsün değil mi sonra, Mutkipçiyim nerede falan diye. Aha, tabii şu an 5000 kişinin yanında utanmış da olabilir. Öyle bir durum da var. Şunları kazalım. Tabii birazcık yüksek olduğu için tam yapamıyorum. Yine yükseleyim şöyle de. Orayı da kaz. Tamam, bütün hepsi oldu gibi. Tamam, çok güzel oldu. Çok çok iyi oldu. Son olarak şunlar. Ayağım yere değdiği süre daha hızlı kazıyorum zaten. Burası da çok mantıklı gerçekten. Bak burada yüzecekler, üstten de düşmezler. Ondan sonra buraya gelecekler ve yüzecekler. Burası da onlar için ufak bir alan olacak. Şimdi izleyin görün tam olarak ne demeye çalışıyorum. Mesela buradan geldim. Buradan aldım değil mi? Buraya geldim. Buraya su koyuyorum abi. Ondan sonra geldim. Yine alıyorum. Ondan sonra tekrardan nerede su yok? Şurada... Orada su varmış. Neyse. Neyse. Şuradaki su kaynağından aynen tam su kaynağı yapayım. Şöyle koydukça tamlanacak bunlar. Ve burada kendileri bir sahilleri olacak böyle. Ufak bir sahilleri olacak. Çok havalı değil mi? Onun için birazcık daha genişletmem lazım burayı. Şurayı şöyle yapayım da. Bir tık daha. Güzel olacak. Nah. Yani evlerinde, kendi tatlı evlerinde biz bildiğin sahil. Ya adamlar şu an dünyanın yani en nadir aksolotları falan olabilirler gerçekten. Mor aksolotlar 1200'de bir çıkabilir. Bir de üzerine en zengin dünyanın aksolotları, baksana eve. Benim evim bile yok. Benim evim yok lan. Benim evim dağın içinde yapılmış öyle. Sadece koymuş kalmış. 5 dakikaya biter. 5 dakikaya bitti. Şu an tasarımın devamını yapıyoruz. Tamamen tasarım biter demedim ben. Yani aksolotların ortamı biter. Bitti 5 dakika. Çoktan bitti o. Tek sıkıntı, ben bu adamları daha iyi yaşatmak istiyorum. Önemli olan benim için o. Onun dışında uzaydaki fok. 3 lira donatmış. Selam adalar. Discord'tan ban yedim abi. Uzaylı fokcum, yemeyeceksin, yemeyeceksin. Yani çok fazla insan var. Bizim 5000 kişi falan Discord'tan banlandı. Neden? Çünkü sövüyorlar. Çünkü kuralları okumuyorlar. Sonra da banlandık diye geliyorlar. Ben bu şeyleri yani modlarla çöz. Bende değil. Yani ne kadar ben de banlıyorum yani. Çok saçma kişiler sonra gelip de şey yapabiliyor. Sen de belki onlardan birisindir, emin değilim. Şu an hemen yargılamayayım. Yine de modlara yaz. Ufak bir şeyse açarız.
Ama yani gelip de yayınıma çok şey ama. Çünkü belli bir şeye sinire dokunduktan sonra kalıyor. Niye sövüyorlar bilmiyorum abi. Böyle kendilerini bir tık üstün görmek istiyor bazı kişiler. Ve ondan sonra sövüyorlar. Banlanınca da 3 lira donate deyip açabiliyor. Yani donate attım ya 3 lira yani falan gibisinden. Kalıyor. Bu arada hala bunlar dışarı çıkıyor. Arkadaşlar dışarı çıkmayın. Dışarı çıkmayın. Buraya alanda yapacağım da. Aa kalp gibi olmuş lan. Burayı da kırsam tam kalp. Tamam. Ben işi biliyorum. You got this. Pa. Çok iyi. You got this. Bir tane daha bulmam lazım. Neredesin? Buradasın. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Senden kırmızı özü çıkar. Kırmızı öz çıkar senden. Aynen öyle. Mis gibi oldu. Şimdiden mis gibi oldu. O zaman birazcık daha cama ihtiyacımız var. Evet, cam sıkıntımız var şu an. Ah, cam çıktı şansıma. Tamam, o zaman şunları da alıyorum. Şöyle koyuyorum. 33 cam. Bir de şuradan gelmelerini önlersem şimdilik. Ufak bir tasarımsal sıkıntı çıkmış galiba. Tamamdır. Her şey yolunda. Bir dakika. Tontik'ciğim. Canım oğlum. Hayır yapma. Tamamdır. Güzel. Biraz et yiyelim. Mükemmel oldu ha. Mükemmel. Yanlışlıkla bulduk bir de fikri. Şuradaki ıvır zıvırları da alırsam. Neyse bunlar sonradan yok olur kendiliğinden. Şimdilik böyle ben birazcık daha malzeme toplarım daha sonrasında. Böyle bir şey oldu. Kalbişli malbişli. Fenasal bir yer. Oğlum lan tam oldu. Yani şöyle aradan geleceksin bakacaksın ne yapıyorlar diye değil mi? Ha tabii şu an üst kısımları yapamadık. Üst kısımlar için de ekstra alanlar yapacağım. Hatta şöyle yapayım ben direkt şuradan kırayım abi. Şuradan gireyim. Uvır zıvırları da toplayayım. Şöyle. Çünkü bir tık görüntüsel sıkıntı var bence. Keçkeler de kaçtı bu arada. Keçileri kaçırdık arkadaşlar. O zaman kumlar yine lazım bize. Şu kumları alıyorum. Şöyle sertinden bir kum. Kum taşı yapıyorum. Şu 11 tane de olur. Aynen alındı. Bunları da birazcık kenara serpiştireceğim işte. O şekilde. Şöyle yapsam. En azından en arka plan için. Böyle çok çok kötü duruyor ya. Geçici bile dursa en azından dursun bir şekilde. Aynı bu şekil. Tam güzel. Hatta şu alanlarını da birazcık genişletecektim abi. Nerede alan? Şöyle. Aynen. Şu kumları da şöyle yer değiştirip koyalım. Şuradan suyu alıyorum. Ondan sonra şuraya koyuyorum. Suyu alıyorum, koyuyorum. Suyu alıyorum. Evet zaten bütün alan oldu gibi. Değil mi? Burada bir eğim var gibi geliyor bana ama eğim... Oğlum eğim nasıl lan? Eğim var ama akmıyor su. Ha tamam neyse. Burada alanları var işte. Burada yüzerlerken mesela buradan geldi salak tamam mı? Bunun ad düştü. Suya düşsün. Hatta burası da birazcık onun için ölüm. Bak hemen nasıl da biliyorum. Canım oğlumu nasıl da biliyorum. Hemen suya düştü ya. Destur daha anlatamadım. Bir şu kısım var birazcık. Şu kısımları da halledeceğiz evet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Burayı daha sonra geliştireceğim abi. Şu an daha versiyon 1'inde. Gördüğünüz şey ne biliyor musunuz? Hiçbir şey. Ben zaten şunları da koyayım sonra çıkacağım. Ondan sonra da kaplumbağalarımıza bakacağım. Acaba büyüdüler mi? Onları bir gözden geçirelim. Bu kadarlık. Şimdi taş koyayım buraya. Şöyle. Tamam fena değil. Birazcık daha şöyle kum koysam. Serpiştirsem. Yani çok göze batan böyle çok iğrenç çirkin bir yer durmuyor şu an. Göze batmıyor yani. Tamam kırmızı boyalı cam. Koy tekrardan. Mwah. Bence oldu. Buna gidip de okyanustan da gidip keşke siyah aksirot mu eklense. Oğlum çok havalı olurdu gerçekten. O da nadir olsa mesela. Şöyle yapacağız. Okyanustan mercan falan bulacağız. O birazcık da sıcak okyanuslarda oluyor. Sıcak okyanuslarda olduğu için de dostum ne yapıyorsun?
Yani şu an yakında bir yerde var mı tam hatırlamıyorum. Yakında vardı ama neredeydi hatırlamıyorum. Boş boş dolaşmak istemiyorum. Kalsın şimdilik. Onun dışında ıvır zıvır granittir. Bunları koyalım. Bir de sonra tekrardan lazım olur diye şu odunları da koyalım.